Hani ne zaman teslim olduk? Hava şartları da eksi sıfırın altına düşmese de yani Haziran Temmuz ayı gibi dedi kesin dedi herkese demiş. Artlamakta bu da yani tamamen adam denk getirmiş bir şey değil yani. Zaten şimdi burada gelecek zaten. Siyasi önce 180 ay yerine 140 ay. Şimdi de sonunda zaten diyor bak Topurtay'la taksitle 20 yıl vadeli sosyal kurum projesi. Yani burada aslında onda geri adım atmamışlar. Ben İlhan Atak, Tavşanlı Sanayisi'nde esnafım, otoelektrik ustasıyım. 2019 yılında bu 330 konuklara, yani 100 bin konuklara hemen hemen hepimiz arkadaşlarla oraya kayıt olduk. Yani şansımız var, Allah nasip etti, bize evlerimiz çıktı ama şimdi gelelim. Yani bizim tahmin ettiğimiz, bizim kurduğumuz hayal şeysiyle şimdikinin çok yani ayrı bir farkı var. Yani bugün... bundan daha önceki TOKİ'lerde %1 vergi alırlarken yani şu anda bize %10 vergi ve memur maaşına endeksli. Yani bir asgari ücretle çalışan bir emekli adamın yani bu şartlarda ev alma hayali yani bence uygun değil. Vergilerin %1'ken %10'a çıkması, ondan sonra memur maaşlarımıza endeksli olmaması. Yani biz bunları talep ediyoruz. 240 ay vadeli derken 180 ay vadeye çürüp bunu uzun vadeye taşımak istiyoruz. Yani bu gerçekten yani halkımız için, bu ev sahibi olmak isteyen insanlar için yani ben yani kendi şahsım adına uygun görmüyorum. Onlar da aynı. Biz buraya toplamamızın nedeni bu. Arkadaşlarla hep beraber. Herkesin şikayeti aynı. Yani biz üstümüz olan TOKİ olsun, işte üst mertebeler olsun, bunlara bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İsmail Durku, esnafım aynı zamanda. 2019 Aralık ayında 333 konut yapılacağı söylendi. Biz de buna o günün şartlarında 890 TL gibi taksitlerle olacağı için başvuru yaptık. Fakat bu gelinen noktada fiyatların 10 kat arttığı anlaşılmıştı. Bunun yanında KDV'nin %10 olması, evin ana parasının memur maaşına endeksli olması gibi, evlerin metrekarelerin düşürülmesi gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Buradaki diğer vatandaşlar da aynı şekilde bu durumdan muzdarip. Bu durumların düzelmesini istiyoruz. Madem ki dar gelirli vatandaşlara yönelik bir proje olmuştur, bunun arkasında durmasını istiyoruz. Asgari ücretle çalışan bir vatandaş veya 7500-8000 civarında emekli maaşı alan bir vatandaş bu evleri alması mümkün değil ki zaten şu şartlarda çoğu insan bu şartlardan vazgeçmiş durumda ki sayıdan da anlaşıldığı gibi çoğu vazgeçmiş durumda ama bu şekilde çok büyük bir adaletsizlik var bu durumda. Bu şekilde olmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözünden yola çıkarak sizde hiç vicdan yok mu diye ev sahiplerine çağrı yaptığı zaman biz de şimdi bu durumda lütfen herkesin elini vicdanına koymasını istiyoruz. Bir zahmet bu TOKİ bu durumları düzeltsin. Düzeltebilir. Biz inanıyoruz. Çok şey değişebilir. İnsanların bir ev hayali vardır. Bu hayali mümkünse insanlara, bizlere tekrar kavuştursunlar. Biz de duacılar olalım. İlhan biraz önce açtığın haber vardı ya. Ödemeleri 849 liradan başlayan taksitlerdeydi. 894. Turan. İsmim Tunağan Zeyrek. 2019 yılında TOKİ için talep ettiğimizde şartlar çok farklıydı. 2023 yılına geldiğimizde şu an evler teslim edilme aşamasına geldiğinde önümüzde konulan sözleşmedeki durum çok farklı. Talep toplanma aşamasındayken 0.49'dan kredi kullandırılacağı, ödemeleri sabit olacağı, 240 ay vade olacağı söylendi. Ve buradaki herkes bu duruma göre bir talepte bulundu. Ben bu evi evet bu şartlarla almak istiyorum dedi. Ama bugüne geldiğinde 60 ay vade kısaldı. Evlerin fiyatları haddinden fazla şekilde arttı. KDV oranı %1'den %10'a çıktı. 2023 Mayıs ayında öğrendiğimiz kadarıyla TOKİ 0.49 oranında kredi kullanımı kanunu kaldırmış.
Ama kambun geriye işlememesi gerekmekte bence. Biz şu an bu konuyla ilgili mağduruz. Evin total fiyatı ile ilgili de mağduruz. KDV oranı ile ilgili de mağduruz. Metrekaresi ile ilgili de mağduruz. Bu mağduriyetin TOKİ tarafından veya yetkililer tarafından giderilmesini talep ediyoruz.